20 Mayıs 2020 Tokat Erbaa Bağpınar Köyü. Kolay gelsin baba. Hoş geldin, sefa geldin. Ne yapıyorsun, bir anlat bakayım. Filiz kırma operasyonu yapıyoruz. Bağa yardım ediyoruz. Yani şimdi fazlalık dallar var. Filiz gibi küçük küçük. Filiz ne? Bir tane göstersene bak. Hiç bilmez adam. Mesela şu. Şu. Bak, ne üzüm var ne de kuvvet var. Bunun hiçbir faydası yok. Bitkinin gücünü alıyor, kuvvetini alıyor. Gücünü alıyor, bak, üzüm de yok. Şimdi bunları aradan alırsak, mesela şunda üzüm var, bunda da üzüm var. Bunu bırakabiliriz. Bunlar daha güçlü olacak şimdi. Bu fazlalık dalları, yaprakları aldığımız zaman, boşalttığımız zaman. Özellikle alttan alıyor. Niye alttan alıyor? Alttan almamızın sebebi şu, bu alttan hava alsın. Üzüm hastalığı alttan alır. Yani kukuç serptiğin zaman yere serpsen ona faydası olur. Üstüne serpmesen de yere serpsen, çünkü ondan ona etki ediyor yerden. Bakın şimdi alınmamış bir tebek bu. Bu salkımları daha güçlü, olgun ve dolgun olur. Bu da alınmış hali. Evet. Başkası yandaki. Var mı başka bununla ilgili söylemek istediğin? Yok. Bir tane anlatarak göster bu teveyi de, vatandaş öğrensin. Filiz. Filiz kırıyoruz mesela, bak şu filiz. Hiç işe yaramıyor şu. Şu işe yaramıyor. Bunları koparmamız gerekiyor. Çünkü bağın kuvvetini alıyor teveğin. Kuvvetini aldığı için üzümler de zayıf zayıf olur. Cücül cücül. Besleyemez yani. Besleyemez. Olgun olmaz, dolgun olmaz. Şimdi diyelim ben 50 kilo yük taşıyacaksam, bana 70 kilo yüklersen, evet, ben götüremem onu. Bitkide de öyle. Omcanın yükünü azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla o gücünü bu salkımlara verecek. Daha güçlü salkımlar olacak, dolgun olacak. Yaprak daha bol olacak. Yaprakta pek faydası olmaz. Çünkü yaprağı azalır bunu. Bu bağın yaprağı azalır. Ama kaliteli olur. Kalanında kaliteli olur. Yani ben olgun olur. Biraz önce gösterdiğim teveyi şu anda aldık. Bir de erbaa yaprağı hakkında bilgi verir misin baba? Erbaa yaprağı geleneksel yüzyıllardan gelen narince, diğer adıyla kazova üzümü. Fakat bu omcaların altı rücceri. İtalyan rücceri. Anaç. Anaç. Altı rücceri anacı, üstü narince. Üstü narince. Diğer adıyla, yöresel adı kazova. Niye bu bağları Amerikan asmaya döndürdünüz? Eskiden böyle klasik bağydı da. Yerli bağlarda filoksera hastalığı oldu. Virüs girdi kökün içine, kökten. Gövdeye doğru, gövdeyi kav gibi, mantar gibi boşalttı, hasta etti. Gövde ve kök kurudu. Güçten düştü, verimden düştü. Bunun da işte ziraat mühendisleri şeyini, teşhisini filoksera olarak belirlediler. Aşılı dikildiği zaman onu virüs yiyemiyormuş. Şimdi çünkü kök biraz daha ekşimsi oluyormuş. O üzüm vermeyen rücceri veyahut Amerikan çubuğu üzüm vermiyor. Sadece aşılamak için kullanılıyor. O da ekşimsi olduğu için virüs giremiyormuş. Yukarıdaki kalemden, yani aşıladığımız yerden aşağıya kök verirse aynı filoksera hastalığını alır. Bu kökün senede temizlenmesi lazım. Yani bir kazmayla, çapayla temizlenmesi lazım. Açıp. Bu açıp tabii. Mesela onunla ilgili videom var, izleyebilirsiniz. Şurada mesela tekrar şurası aşı yeri, bak burası aşı yeri. Evet. Bu yukarısı narince. Narinceden toprağa kök vermeyecek. Verirse aynı hastalığı alır. Aşıdan yukarısında mı altında mı kök olmayacak? Aşıdan yukarıdan. Yukarıda kök olmayacak. Yukarıdan aşağıya kök vermeyecek. Evet. Aşağıki kökler zaten rücerinin şeyi. Onları değil yani çok. Yok. Belli bak, boğumdan belli. Burası anaç, burası kalem. Aşıladığımız narince. Narince burası. Yaprağının özelliği ne? Narince yaprağı ad üstünde narindir. Kolay bişer. Lezzetlidir, hafif ekşimsidir, ipek gibidir, patentli, kağıt gibidir. Yani kağıt, kağıt gibidir. Kağıt gibidir, evet. Bakın şimdi, güneşe tutacağım. Evet. Öbür tarafı neredeyse gözüküyor. Türkiye'nin, belki de dünyanın en iyi yaprağı.
Patenti var. Patenti, coğrafi işaret. Teşekkür ettim baba. Şey değil, güle güle. Ben de kendi karımı yapmaya gideyim. Niye oturarak yapıyor derseniz, oturarak daha iyi görülüyor. Yani alttan baktığın zaman hangi filizi alacağımız daha kolay gözüküyor. Bakın bunlar alınmış filizler. Bunu almamızın en önemli sebebi bağ hasta olmasın. Üzümler daha iyi olsun. İlacı rahat alsın. Amacımız o. Bir tane de ben göstereceğim size uygulamalı. Bakın şimdi bu alınmış demekler. Bazen üzümlü de olsa, bakın üzümleri görüyorsunuz mu? Alttakileri alıyoruz. Özellikle şu teven veya asmanın ortası boş olması gerekiyor, hava alması için. Babam işin uzmanı olduğu için o biraz daha fazla alıyor. Biz kıyamıyoruz yine de. Bakın kopartıyoruz. Hava almasını engellediği için. Yani şöyle anlatayım size. Bu budama yaptığımız yer buna kesinlikle ellemiyor. Bu duruyor. Bunun yanında bir tane daha bırakabiliriz. Ama şunun gibi mesela ortada, altta işe yaramayan, bağın gücünü alan kollara, filizlere mutlaka alıyoruz ki demin biraz önce söylediğim gibi ilacı daha iyi alsın diye. Üzümler daha iyi gelişsin, daha iyi iri olsun. İleride video olarak çekeceğim zaten. Üzümleri göstereceğim size. Daha önceki yıllarda zamanımız olmadığı için alamıyorduk. Alsak da azalıyorduk. Bağ hasta olma durumu çok yüksek oluyordu o zaman. Evet, şunu alıyoruz. Bak üzümlü terek. Pardon, üzümlü filiz ortada. Hava almasını engelliyor. Onu mutlaka alıyoruz. Yani şurada mesela 3 tane var. 2 tane var. İkisi de durabilir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bakın. Hiçbir işe yaramıyor ve zarar olacak buna. Mutlaka alıyoruz. Zaten alacağımız filizler ufak kalmış. Fazla büyümemiş. Bunlar kendini gösteriyor zaten. Bakın. Gördünüz mü? Büyük filiz çok azalıyor zaten. Yani 50 kilo taşıyacak insana 70 kilo yüklersen o insan götüremez. Bitki de öyle. Tüm bitkiler de öyle. Erken yaşlanır. Haddinden fazla meyve verirse veya böyle bir sürü dal olursa besleyemez. Bitkilerde özellikle ağaçlarda budama gençlersin diye yapılıyor genelde. Daha iyi meyve versin diye.
Tokat Erbağ'dan hepinize selamlar sunuyorum. Biraz da bağımızı gösterelim. Bağımız hakkında da bilgi vereyim. Biz buna Amerikan asma diyoruz. Telli terbiye sistemi. İki tevek arası, yani karık diyoruz buna. 3 metre traktör sürüyor. İki asma arası da 1.50 ile 2 metre arasında yapabilirsiniz. Bizimkiler genelde 1.80. Telli terbiye sisteminde işte üst sıra tel çekiyoruz. Birinci sıra topraktan 50 santim yukarıda. Kalın tel. Tek tel. İkinci telimiz iki sıra. İki sıra olmasının sebebi, bakın daha önce video çekmiştim. Gösterememiştim. Şu dışarıda olan dalları içeri sokuyoruz. Rüzgar falan çıkarmasın diye. Üzümler çok büyüdüğü zaman teven gücü yetmiyor, yıkılabiliyor. İkinci telimiz de birinci telden yaklaşık 50 santim yukarıda. İki tel o. Son telimiz de, o da iki sıra. Henüz birinci teldeler. İkinci tele yanaştılar. Bir ay sonra bu en üst sıraya gelecekler ve sonra tekrar aşağı inecekler. Çok uzun uzuyorlar. Söylemek istediklerim bunlar. Merak ettikleriniz varsa mesaj atabilirsiniz. Tokat Erbağ'dan tekrar hepinize sevgiler, saygılar, selamlar.